Evet millet yeni bir e, key art yayınlanmış e, oyunla ilgili gelecek olan güncelleme ile ilgili buna bir beraber bakalım istiyorum. Daha sonrasında da e, birkaç bir şeyden bahsedip videoyu yavaştan bitiririz. E, şöyle inliyorum aşağı ama ben yanlış yere mi girdim? Evet arkadaşlar yanlış yere girmişim e, bir saniye. Evet işte burada arkadaşlar e, yeni yayınladıkları resim. Baya güzel olmuş bu arada. Shuri var, Namor var, M'Baku var ve gene Riri Williams var yani Ironheart var. Arkadaşlar şimdi ilk görünüşlerinin bu şekilde olacak olacağını biliyoruz. Mbaku karakteri kahraman olarak gelecek. Gene Shuri Ironheart kahraman orada süper kötü olarak gelecek. Arkadaşlar geçen düşünüyordum. Hani işte fragmanlarda biz bir Black Panther gördük ya işte ben ben de işte Shuri olabileceğini düşünmüştüm. Ama aklıma ikinci bir olasılık daha geliyor açıkçası. Yani kadın olduğu kesin Black Panther'in. Yeni Black Panther'in. Ama Shuri olmayabilir diye bir düşündüm. Geçen. Yani bence bu hani... ilk filmde Black Panther'in bir sevgilisi vardı ya. Nakia mıydı adı neydi? Adını tam hatırlamıyorum. Belki o da olabilir arkadaşlar aslında. Yeni Black Panther. Çünkü Shuri'ye ayrı bir kostüm getirmişler. Yani belki de filmden spoiler olmasın diye bizi yanıltmaya çalışıyorlardır ama gene de şuraya yeni bir kostüm getirmişler. Black Panther hala ortalıkta yok. Belki spoiler vermemek için Black Panther'ı daha geç getirecekler. Yani hani bunları da bilmiyorum. Göz önünde bulundurarak belki diyorum ki bir ihtimal hani filmde oyunda ne olur bilemem ama filmde belki o Black Panther'ın sevgilisi şey olabilir. Yeni Black Panther olabilir diye düşünüyorum. Yani aklıma başka olasılık gelmiyor zaten. Ya o olacak. Ya Şuri olacak ya da o Okoye olacak. Şu kel kadın vardı ya mızraklı olan. Ya da o olacak. Yani birinden biri olacak. Ben ben o Okoye olacağına çok ihtimal vermiyorum. Yani ya Şuri olacak dediğim gibi. Ama olmaya da bilir bir ihtimal. Belki belki dediğim gibi o Nakia mıydı artık, artık her neyse bunların isimleri de garip. <laughs> belki o olabilir arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi gelecek olan Güncellemeden ilk fotoğrafı bu şekilde yayınlamışlar Bence gayet de güzel görünüyor Arkadaşlar güncellemede zaten 1-2 güne gelecek 2 güne büyük bir ihtimalle Çarşamba günü gelmiş olur diye tahmin ediyorum Yarın da Yine güncelleme notlarını Yayınlarlar diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar bundan bahsettik Bir de bahsedeceğim bir şey daha var ona da girelim Şöyle yeni bir 8 hafta giriş etkinliği geliyormuş arkadaşlar Sonunda bu baya iyi çünkü 8 hafta Giriş etkinliğinden bayağı kristal topluyoruz o yüzden de iyi olmuş. Ee, arkadaşlar bu giriş etkinliği bugün başlayacakmış yani pazartesi günü. E, i̇şte bayağı da sürecek. E, aşağı yukarı bir ay falan sürecekmiş sanırım. Yok bir dakika. Bir ay değil zaten bu 8 hafta diyor. 8 hafta zaten 2 ay sürüyor arkadaşlar. Her neyse işte e, bugün başlayacak mı? Ne zamana kadar sürer onu bilemem de çok adam akıllı yazmamışlar çünkü. E, evet birinci ay demiş sanırım. Ocağın sonuna kadar sürecekmiş arkadaşlar her neyse Şöyle bakalım ödüller arasında neler varmış İlk hafta işte çok bir şey yok 6 yıldız bilet veriyorlar çok bir şey yokmuş İkinci hafta 300 kristal var bu çok güzel Bir de 6 yıldız ironman veriyor ironman varsa elinizde biyometrini alacaksınız Bir de boyut özü falan var güzel Üçüncü hafta çok iyi bir şey yok Moonlight var enerji falan var güzel Dördüncü hafta gene kristal var arkadaşlar. 80 titan bileşen paketi var. Bu da güzel. Tor var gene. Gene torunuz varsa biyometrini falan alırsınız. Beşinci hafta storm veriyorlarmış. Enerji falan veriyorlarmış. idare eder. Altıncı hafta gene kristal veriyorlarmış. Gene boyut özü veriyorlarmış. Ve halk karakterini veriyorlarmış. Yedinci hafta seçici altı yıldız karakter. Ee, efsanevi kart sandığı. Çok iyi değil bu. Ee, 100 enerji falan filan var. Ve son haftada arkadaşlar. Sekizinci haftada 300 kristal. ...Kategori 2 bileti, 80 Titan bileşen paketi... ...bir de full uyandırılmış ISO 8 veriyorlarmış... ...ki bu da fena değil aslında. Bu nereye gitti bu arada kendi kendine? Şuradaydık en son. Kendi kendine geri çıkmış arkadaşlar. Bir de ben biraz hasta oldum arkadaşlar. Bu arada bu aralar bir grip salgını var. Dikkat edin. Siz de hasta olabilirsiniz. Yani benim sesim de biraz garip gelebilir o yüzden. Her neyse arkadaşlar yani ödüller genel olarak bu şekildeymiş... Yani bu da gelecek, bunun da bilgisini vereyim dedim. Ee, güncelleme ile ilgili şeye de baktık, ee, gelecek olan fotoğrafa da baktık. Ee, yani arkadaşlar işte Shuri büyük bir ihtimalle bayağı ideal güzel bir destek olacak. Hani e, ben kendi tahminlerimi söylüyorum bu arada. Tata tekrar oraya bir girelim orada konuşalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi Shuri büyük bir ihtimalle iyi bir destek olacak diye tahmin ediyorum. Yine Ironheart'ı da ben iyi bir lider olarak bekliyorum arkadaşlar. Hani e, aşırı büyük bir performans beklemiyorum. Belki Shuri biraz iyi olabilir açıkçası. Hani e, Shuri'nin hasarı falan da güzel olabilir desteğinin yanı sıra. E, ama Ironheart'tan çok bir şey beklemiyorum. E, bunun dışında arkadaşlar M'Baku karakterinin de... ...ben gene güzel olacağını düşünüyorum. Ama aralarında tabii ki en iyisi Namor olacak. Çünkü Namor kategori 4 oluyor. Yani Namor karakteriniz varsa... Kasmaya devam edin kasın arkadaşlar ee, Bence namor baya iyi olacak Şimdi bunlar dışında Arkadaşlar bir de bu video Aynı zamanda bir e, duyuru Videosu çünkü bu videoda Şey yapacağız gene çekiliş Yapacağız ee, arkadaşlar Toplamda 15 kristal kodu Ve e, hesap inceleme dağıtacağım Hesap incelemeyi kazanan arkadaş aynı zamanda Kristal kodu da kazanacak yani bir nevi 16 kristal olmuş oluyor 16 kristal kodu olmuş oluyor daha doğrusu Arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Ee, yorumlara katıldım yazıp nikinizi yazmanız gerekiyor. Bunlardan herhangi birini yazmazsanız kesinlikle kazansanız bile çekiliş hakkınız iptal edilecek. Bir de birden fazla yorum yapmamaya çalışın. Çünkü ben yorumları filtrelediğim zaman eğer e, katıldım yazdığınız yorum denk gelmezse gene çekiliş hakkınız iptal edilecek. O yüzden de yazacaklarınızı. Tek bir yorumun altına yazın. Yani işte şöyle yapabilirsiniz. İşte katıldım yazarsınız. Altına nickinizi yazarsınız. Nickinizi yazmaz da mecbur dediğim gibi. Onun altına da işte ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi ayrı ayrı yorum yaparsanız kazanamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, Arkadaşlar çekiliş için yani çekilişe katılım için bir gün süreniz var. Yarın süresi dolacak bilginiz olsun. Ee, yarın muhtemelen zaten videosunu çekelim Yarın arkadaşlar e, güncelleme notları geleceği için Yarın güncelleme notları geleceği için e, çekiliş videosu hemen gelmeyebilir Onu belirteyim yani e, o konuda sabırsız olmayın lütfen Elinde sonunda gelecek ama yarın gelmeyebilir Çünkü e, güncelleme notları videosunu paylaşacağım yarın Gelirse tabi gelmezse zaten yarın direkt çekiliş videosunu paylaşırım da gelirse onu paylaşacağım Ondan sonra ertesi günde büyük bir ihtimalle zaten çekiliş videosunu paylaşırım diye düşünüyorum Hatta belki yarın akşam bile paylaşabilirim duruma göre bakacağım Bunun dışında arkadaşlar kodlarınızı kazanan arkadaşlar kodlarını discord üzerinden teslim alacaklar O yüzden hani discordunuz yoksa indirebilirsiniz zaten ben discord linkini grubumuzun linkini her zaman açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Kazandığınız zaman bana bir YouTube SS e atmanız yeterli olacak. Kazandım deyip işte YouTube SS'ni attıktan sonra hemen teslim ediyorum zaten. Kazana daha önce kazanan arkadaşlar biliyor arkadaşlar. Yani çok basit bir işlem aslında. Aynı zamanda arkadaşlar bu Discord grubumuz bizim gayet yararlı bir grup diyebilirim. Hani... Bazı arkadaşlar işte zorluk çekebiliyorlar oyun hakkında belli noktalarda bazı şeyleri anlamayabiliyorlar Oyun işte oyunu iyi bilen arkadaşlar gruptan yardımcı oluyorlar Hani onun içinde de gene gruba falan arada yazmanız için güzel bir yer bence Hani oyunu daha hızlı öğrenirsiniz eğer bilmiyorsanız Bunun dışında arkadaşlar son olarak bitirmeden önce şundan da bahsedeyim İşte bazı arkadaşlar neden yorumlara cevap vermiyorsun falan diye sormuş Arkadaşlar daha önce defalarca bu durumu açıklamıştım ben video çekmeye bile açıkçası zor fırsat buluyorum. Ee, yani yorumlarınızı okuyorum, hepinizin yorumunu okuyorum. Ee, emin olun o konuda. Ki hatta bazı yorumların, bazı yorumlara cevabı da videolarda veriyorum. Ee, diyorum ki işte şöyle şöyle bir şey sormuş işte. hani bunun videosu gelecek diyorum ya da işte başka bir şey demiştir. Ona cevap veriyordum videoda. Ee, ama arkadaşlar dediğim gibi benim çok vaktim olmuyor. Anca video çekiyorum ve yorumları her ne kadar okusam da arkadaşlar cevap veremiyorum ee, vaktim olmadığı için. Hani arada bazen boşluk bulduğum zaman cevap veriyorum ama ee, yani cevap veremediğim zaman kusura bakmayın arkadaşlar çünkü dediğim gibi ee, yani ben de çok müsait olamıyorum açıkçası özellikle bu aralar hiç müsait olamıyorum. Yani e, bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi çekilişe katılmayı da unutmayın. Bir gün süreniz var. E, katıldım yazıp nikinizi yazmanız mecburi. Bunu sakın atlamayın. Öbür türlü çekiliş hakkınız iptal edecek. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu ki nasıl olmuş. Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.